çok olağanüstü bir şart olmazdı takdirde sandığa gidip gönlünüze göre hareket edip bu seçimlerin önemi ve anlamı üzerinde iradenizi koymak isterim. Çünkü bu seçimler için milletimizin geleceği açısından hayırlı ve büyük bir adım atmış olacaksınız. Onun için birinci görevimiz sandığa gitmek olmalı. İkinci görevimiz ise bu seçimlere katılan siyasi partiler ve o partiler arasında oluşmuş olan ittifakları da göz önüne aldığınız takdirde arzumuz ve dileğimiz odur ki sandığa her giden vatandaşımız Cumhur İttifakı'nın anlamını bilerek tercihini Cumhur İttifakı'nda yapması gerekir. Bunu söylememin maksadı şudur değerli vatandaşlar. Cumhur İttifakı'nı iyi anlamak lazımdır. Nasıl doğmuştur? Nasıl gelişmiştir? Neye hizmet için amaçlanmıştır? Bunu anladığımız takdirde değişik kara propagandaların tesir altında kalmaksızın kendi aklımızla, vicdanımızla yorumladığımız takdirde inanıyorum ki bu büyük millete çok büyük hizmet sunmuş olacaksınız. Cumhur İttifakı 15 Temmuz tahribat ve felaketi sonrasında oluşmuş olan bir ittifaktır. 15 Temmuz gecesi millet iradesiyle darbeye, felakete dur diyen bir anlayışın ilk işaretidir. Cumhur İttifakı daha sonra ülkenin yönetimine şekil verebilecek bir anlayışın gelişmesine de vesile olmuştur. Sırasıyla Yeni Kapı Ruhu bunun ilk adımıdır, işaretidir. 16 Nisan halk oylaması, ondan önceki anayasa değişikliği, sonra 24 Haziran seçimleri, daha sonra 9 Temmuz'da seçimini kazanmış olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni, arkasından da Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kurulmuş olmasıdır. Bu süreç devam ederken bu arada anayasaya göre günü gelmiş olan bir mahal idareler seçimlerinin de yapılma zaruretidir. Dolayısıyla iki seçim birbirlerini tamamlayarak gelişiyor. Bu seçimde Cumhur İttifakı'nın amaçları doğrultusunda mahal idareler seçimleri de millet iradesiyle bir kez daha önemli bir destek ortaya koyduğu takdirde 2023 yılını bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle millet olarak kucaklama imkanını bulmuş olacağız. O sebepten dolayı buraları unutmamak lazımdır. Kararımızı verirken niçin karar veriyoruz, ne yapmak istiyoruzu iyi düşünmek gerekmektedir. Hepinizin yine bildiği gibi ülkemiz bir parlamenter sistemle uzun yıllar yönetilmiştir. 1946 çok partili siyasi hayata geçiş, sonra parlamenter sistemin anayasal olarak uygulanma kabiliyeti ülkemizi uzun bir süredir yönetiminde söz sahibi olma imkanını partilere kazandırmıştır. Tek başına kazanan siyasi partiler olmuştur. Ama büyük bir çoğunlukla bu sistem içerisinde, yani parlamenter sistem içerisinde koalisyonlarla ülke yönetilmek mecburiyetinde kalmıştır. İkiden veya daha fazla partinin bir araya gelmek suretiyle koalisyonlar oluşturulmuş, çok sayıda koalisyonlar oluşmuş ve yönetimde söz sahibi olmuş. Fakat 2,5 aydan tutun 3 yılı aşan bir süre içerisinde koalisyonlar fazla ömürlü de olmamıştır.
Böyle bir durum karşısında ülkenin sosyal ve ekonomik sorunlarını kararlı bir şekilde çözme imkanı olmadığı gibi koalisyonlardaki partiler arasındaki uyumsuzluk, sosyal yönden ülkeyi bir bunalıma, krize sürükleme ne kadar sürüp ülkeyi meşgul eder hale gelmiş. Ama öyle dönemler de yaşanmıştır ki koalisyonlar söz gelimi bir cumhurbaşkanlığı seçimini gerçekleştirememe sonrasında hepimizin bildiği gibi 1980 darbe felaketini birlikte yaşamışızdır. Ondan sonraki dönemlerde de öyle olmuştur. Yani bir cumhurbaşkanlığı seçimi, hükümetin oluşumu, hangi partiyle kim ne kadar hükümet olabilir sorularının cevabı, Türkiye'de sosyal ve ekonomik sorunların çözümünden ziyade kargaşa, kriz, kaos yaratmıştır. İşte bu süreç zaman içerisinde bir zarureti ortaya koymuştur. O da Cumhurbaşkanlığının halk tarafından seçilmesi meselesidir. 2014 yılında 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı halk tarafından seçilmiştir. Parlamenter sistem içerisinde bu seçim gerçekleşmiş olmakla beraber hükümetin içerisinden Cumhurbaşkanı aynı şahsiyet olmakla beraber yönetimde zaman zaman bir yanda hükümet, bir yanda Cumhurbaşkanlığıyla ülke yönetiminde bazı zorluklarla karşı karşıya kalınması da şahit olunmuştur. İşte bunu da aşabilmek açısından Türkiye'de parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş zarureti kendini hissettirmiş. Böylelikle bir anayasa değişikliği, arkasından anayasa değişikliğinin halk oylaması tarafından, halk oyu tarafından kabulü, arkasından da 24 Haziran seçimleriyle bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oluşmuştur. Bu sistemin devamı ülkemiz açısından faydalıdır. Bu sistemin devamı ülkemiz açısından mecburidir. Çünkü etrafımız ateşle doludur. Ülkemizde ise iki terör kaynağı Türkiye'yi sosyal yönden huzursuz kılıyor, istikrarı bozuyor ve kardeş kavgasına sebebiyet verebilecek tahrikler ve provokasyonlar içerisine giriyor. Bunu aşabilmek için güçlü bir iktidarın olması lazım. Hızlı, ani karar verebilecek bir iradenin ortaya çıkması lazım. İşte bugünkü Cumhur İttifakı'nın ana gayesi böyle bir iktidarın kalıcı, istikrar sağlayıcı olması isteğidir. Çünkü ülkemizde şimdi yeni yeni koalisyonlar dönemlerinde şanslarını denemişler. Birçok hükümet içerisinde görev almışlar, söz sahibi olmuşlar. Ama gün gelmiş, Türkiye'nin en kritik aşamasında Suriye, Irak konularının yoğunluk kazandığı bir ortamda İsrail'in Suriye topraklarını 1967'den bu yana işgal etmiş, şimdi onu İsrail'e verme imzasının atıldığı bir dönemde bir şahsiyet çıkıyor. 31 Mart seçimlerinin ya mahal idareler seçimlerinin parlamenter sistemin cumhurbaşkanlığı sisteminden intikamı olacaktır diyor. Neyin intikamı olacak? Niçin intikam meselesinden bahsediyorsunuz? Bir sistem değişikliği bir intikama gerekçe olabilir mi? Bir sistem değişikliği Türkiye'de intikam alacağım diyerek kardeşi kardeşe kıydıracak bir hareket olabilir mi? Bunları iyi anlamak lazım. İttifakların ruhuna iyi bakmak lazım.
arkasında, önünde kim varsa bunları iyi görmek lazım. Ve kararımızı da ona göre vermek lazım. Parti, yani her zaman bir mensubiyet duyabilirsiniz. Ama öyle zamanlar olur ki partilerin üstünde düşünmek, öncelikle beka ve memleketi düşünmek mecburiyetindesiniz. İşte bugünkü Cumhur İttifakı'nın ana gayesi budur ve bu yönüyle de çalışmalar çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Görülen iklim odur ki Cumhur İttifakı 31 Mart gecesi inşallah hayırlı bir sonuçla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ikinci bir gücü verecektir. İşte öyle bir güç Türkiye'yi kendi iç meselelerini çözmüş, sosyal ve ekonomik meseleleri aşmış, bölgesinde güçlü, küresel yapı içerisinde sözü dinlenir, bir ülke konumuna gelmek suretiyle dünyada ülkeler arasındaki istikrarı sağlayabilecek bir önderliği, bir öncülüğü yapabilecek bir duruma gelmiş olacaktır. O sebepten dolayı bu seçimler ihmal edilmemelidir. Bu seçimlerde kimin neyle yapmak istediklerini de iyi anlamak lazımdır. Onu da tekraren ifade ediyorum. Terörle mücadelede keskin adımlar atılarak terörün 41 yıllık silahlı ve silahsız propaganda dönemini de aşarak Türkiye bugün çok ılımlı bir noktaya doğru geliyor. Huzur yaklaşıyor, terörün sonu görülüyor, kökü kazılıyor. Böyle bir ortamda dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz. 3 tane belediye kazanacağım, 3 tane oy fazla alacağım diyerek Mehmetçiği yok farz edemezsiniz. Onun mücadelesini görmemezlikten gelemezsiniz. Binlerce şehidimizi unutamazsınız. O sebepten dolayı aradaki sızmaları şöyle böyle demokrasi kavramları arasında iyi görerek hareket etmek durumundayız. Terörle mücadelede dağa çıkamayanlar şimdi kalkmışlar PKK'nın şemsiyesi altında mahalli idarelerde iktidar olmaya çalışıyorlar. Buna mani olmak lazımdır. Onun için Ankara'da Mehmet Özhaseski Bey bizim Cumhur İttifakımızın Büyükşehir Belediye Başkanı adayıdır. Sandığa gittiğimizde Cumhur İttifakı'nın adayı olan AKP'den aday gösterilmiş ama Cumhur İttifakı adayı olarak nitelendirdiğimiz Özhaseski Bey'e mührümüzü vuracağız. Daha sonra bütün ilçelerde Cumhur İttifakı'nın aday olarak hangi partiden olursa olsun, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerden AK Parti veya MHP'den kim ise mührümüzü ona vuracağız. Gölbaşı'ya geldiğimizde sandığa gideceksiniz. Sandıkta Mehmet Özhaseki'ye büyük şehri kazandıracaksınız. Gölbaşı'nda da bir şimşek çakıp Ramazan'ı seçeceksiniz. Bu inançla hepinize sevgiler ve saygılar sunuyor. Allah'a emanet olun diyor. Sağ olun. Sayın Genel Başkanımız, Belediye Başkan Adayımız Ramazan Şimşek'i sizlere, Gölbaşılılara emanet ediyor. Yolunuz açık olsun Sayın Genel Başkanım. Hemşehrilerimiz sizi hürmet